sobanın üzerinde, soba yoksa alternatif olarak fırında ya da tavada patlatılan kestanenin, közlenmiş patatesin yerini soğuk kış günlerinde hiçbir şey tutmaz. Ancak kestane satıcıları kış mevsiminde daha çok tüketilmesi gereken kestanenin satılmamasından şikayetçiler. Pazarcı esnafı ayrıca patatesin de bu yıl pahalı olduğunu, ancak bu üreticinin bu yıl patates ekmediğinden dolayı fiyatların arttığını söylediler. İyi günler, sizi tanıyalım. Ben pazar yapsam da Bayram. Bayram Bey, sadece kestane mi satıyorsunuz? Bunun yanı sıra başka şeyler de? Patates, soğan, sarımsak. Hepsini satıyorsunuz. Hepsi var. Şu tezgahta ne görsen var, yani hepsi var. Evet. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez meyvesidir aslında kestane. Satışlarınız nasıl? Valla bu kestane 8 bin liraya bize geliş var. 10 liraya satılmıyor. Valla vatandaşların alım gücü yok. Esnaftan bir hal var. Piyacı görüyorsun yani. Mallarda don da yok. Vatandaş alım ucuyor ablam. Peki kestane nasıl yapılır en çok? Kestane sobadan pişer, sudan haşlanır, yanmaz tavadan pişer. Kestane her türlü pişer. Şimdi vatandaş sobamız yok diye bahane yapıyor ama kestane aldı sonra her şeyini pişer ablam. Yani bu bahane değil yalnız. Vatandaş 3 liraya alalım, 2 liraya alalım. Yiyelim diye yani. Bunda 8 liraya alalım, aldı 3 liraya verilmez yani. Adam Nevşehir malını getiriyor, Sivas satıyor. Biz kendi ekibimiz Sivas malı. Şu anda patates yerine 1,5-1,600 lira. 2000 lira diyor, 2000 liraya patates mi olur diyordu vatandaş. Ama markette de bugün 2,5 milyon lira. Patates niye böyle pahalı bu sene? Abla, ekim yok. Vatandaş esnaf ektiği tohum parası alamadı. Üretici bunu ektiği tohum parası alamadı. O yüzden mi fiyat farklı? 14 lira yani, bu sene de ekim yok. Geçen sene çok üretim olduğu için ve döküldüğü için mi mal bu sene insanlar az ektiler? Aynen öyle, geçen sene ekildi. Çoğu vatandaş esnaf zarar etti. Bu sene de ekemedi. Adam ektiği tohum parası